Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, sizin için önemli bir ay. Evet, burcunuzda çok güçlü bir dolunayla aya başlıyoruz. 3 Ağustos'ta kova burcunun 11 derecesinde hızlı, etkili, sürprizli bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın tesirini arttıran en önemli açı boğa burcundaki Uranüs. Dolunaydan hemen önce Uranüs Güneş karesi gökyüzünde etkinleşiyor. Dolunay'a da tesirini verecek tabii ki. Bir yandan Jüpiter Mars karesi etkinleşecek gökyüzünde. Tüm bunlar Dolunay'ın enerjisini arttırıyor aslında. Etkisini de hızlandırıyor. Evet, birinci evinizde bir Dolunay var. Güneş burcunuz da etkilenebilir. Özellikle lütfen kontrol ediniz sevgili kovalar. Doğum gününüz özellikle, yani Güneş burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa 2 Şubat, 10 Şubat arası doğmuş olabilirsiniz. Yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel doğum haritalarınızda özellikle 11 derece ve yakınlarında gezegen yerleşimleriniz varsa o zaman bireysel etkiler artacaktır. Ne gibi tesirler olabilir? Şimdi bu tabii ki herkesin haritasına göre değişebilir. Her şeyden önce böyle bir Uranüs açısı hayatınızdaki ana alanlarda ki bu kariyer olabilir, ilişki dinamikleriniz olabilir, yaşam düzeniniz olabilir. Güçlü bazı kararlar vermeniz ve değişimler yapmanız yönünde sizi cesaretlendiren bir etki veriyor aslında. Yani bir iş değişimi olabilir, taşınma olabilir, yer değişimi olabilir. İlişkilerinizle ilgili hızlı ve ani kararlar verebilirsiniz. İmajınızı değiştirebilirsiniz, toplum önündeki statünüzü değiştirebilirsiniz. Yani sürprizlere açık olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra sağlığımıza dikkat edelim. Çünkü bu Uranüsyen enerji ruhsal, bedensel, zihinsel etkileyici olabilir. Yani bir anda size önemli farkındalıklar verebilir, uyanışlar verebilir. Bir anda tabii ki sağlık konularında tesirler yapabilir. Özellikle kronik sorunlara dikkat edelim. Tansiyon, dolaşım sistemi, nörolojik sağlık problemlerine, kalp ve yine dolaşım sistemine dikkat etmekte fayda var. Siz veya yakınlarınızdaki kişiler, bazen bu bir aile üyesi olabilir, bir ebeveynleriniz olabilir. Hani böyle ani, hızlı, beklenmedik durumlarda dolunayla beraber tetiklenebilir. Bunlara lütfen özellikle dikkat edelim. Tesir ne kadar? 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok önemlidir. 1 ve 7 Ağustos, Ağustos'un ilk haftası dolunay tesirlerini güçlü bir şekilde hissetmeye devam edebiliriz. 5 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Sevgili kovalar, tam karşıt burcunuza geçiyor. Güneş'in yanına gelecek artık. Merkür hızlanmaya başlıyor aynı zamanda. Sizin için aslında iyi. Hem ilişki dinamiklerinizde hem her türlü sosyal alanda Merkür hareketliliği arttıracak burada. Daha çok temas, daha çok bilgi paylaşımı, daha çok konuşma anlamına gelir. Bu hem iş hayatınız hem özel hayatınız anlamında da aktiviteyi arttıracaktır bu süreçte. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs 7 Ağustos'tan itibaren ay sonuna kadar Yengeç Burcu'nda. Venüs Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimizdir. Bulunduğu burçta ve geçiş yaptığı ev alanlarında aslında iyileşmeler meydana getirir. Rahatlamalar meydana getirir. Bu alandaki tesirleri günlük hayatınız, iş hayatınız, özellikle iş arkadaşlarınızla kurduğunuz etkileşimler, konforunuza ve genel sağlığınıza yönelik etkiler. Buralarda bazı güzel olumlu tesirler getirebilir. Duygusal etkileşimleri arttırabilir. Aileyle ilişkilerinizde daha destekleyici etkiler verebilir bu süreç içerisinde. Evet, 13 Ağustos'a biraz dikkat edelim. Çünkü Mars Plüto karesi etkinleşiyor. Aslında bireyselden ziyade toplumsal alanlarda kolektifi etkileyebilecek bir sert açı bu. Hani yönetimsel anlamda, finansal, ekonomik anlamda baskılar olabilir veya doğa olaylarını tetikleyebilir. O yüzden çok risk almamak gerekiyor. Biraz genel olarak 13 Ağustos, yani 12, 13, 14 Ağustos'ta değerlendirebiliriz. Biraz daha temkinli hareket etmek veya çok önemli işlerle ilgilenmemek doğru olabilir. Ayın 16'sı, 17'si gökyüzü biraz daha rahatlıyor. 16, 17, 18 Ağustos. Aslan burcunda Güneş Merkür kavuşumu var ve Koç burcundaki Mars'la güzel bir tesiri olacak. Bu sanki böyle bir teklif, bir öneri, bir fırsat, hızlı bir fikir anlamına gelebilir ve ticari hayatınızda, ilişkiler alanında sizi destekleyebilir. Örneğin bir iş kuracaksınız.
ya da bir eğitime başlayacaksınız. Bir seyahate çıkacaksınız. Bir imza atmanız gerekiyor. Bir önemli danışmanlık alacaksınız. Evet, ayın 16'sı, özellikle 17'sini iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos'ta Aslan Burcu yeni ayımız doğacak. Evet, sizin için çok önemli yeni ay, yeni olasılıklar demek. Ve ilişkiler alanında bu ilişkiler tabii ki işbirliği olabilir, ortaklık olabilir, evlilik olabilir, yakın arkadaşlıklar. Toplumsal alanda hani sizi etkileyebilecek girişimler, sosyal alandaki aktiviteler, tüm bu alanlarda bir yeni adım atmanız, hayatınıza yeni bir enerjinin, bir olasılığın gelmesi mümkün. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sevgili kovalar, doğum gününüz 9-16 Şubat arasıysa veya yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa, 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, bu yeni ayın ilişkiler alanına yeni kapılar açmasını bekleyebiliriz aslında. Tesirlerinin çok daha güçlü ve etkili olmasını bekleyebiliriz. Ve 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Ayın son haftasıyla beraber sosyal etkileşimler, ilişki dinamiklerinden biraz ayrılıp sanki para konularını, şöyle bir finans konularını, işte ödemeler olabilir, muhasebe işlerimiz olabilir, banka işlerimiz olabilir. Bunları ayın son günlerinde daha fazla düşünüp planlamaya başlayacağız. 24 Ağustos'a yine dikkat edelim. Mars-Satürn karesi sert bir açı. Sert bir açı, yakınlarımızdaki kişilere dikkat edelim. İş arkadaşlarımızla ilgili konular olabilir. Seyahatlerde, trafikte lütfen dikkat edelim. Bazen komşumuzla ilgili bir sıkıntı oluşabilir. Her şeyi biraz daha alttan almak gerekiyor. Biraz sağduyulu, biraz sabırlı yaklaşmak gerekiyor bugünlerde. 28-29 Ağustos nispeten gökyüzü biraz daha yumuşuyor, rahatlıyor. Venüs-Neptün üçgeni var. Merkür-Jüpiter üçgeni var ki özellikle 29-30 Ağustos sizin adınıza çok keyifli olabilir. Hangi alanlarda? Daha çok sanki hem manevi alanda böyle bir yumuşak etkiler var. Hani hayat içerisinde biraz daha olaylara olumlu yaklaştığınız, biraz kabulleniş içerisinde olduğunuz, maddi manevi destekler ve yardımlar alabildiğiniz günler. Tabii ki bu çözümler gerçekten maddi anlamda fırsatlar şeklinde de hayatınıza gelebilir. Değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız bir girişim varsa, bir alışveriş olabilir bu, bir yatırım olabilir ve benzeri bir konu olabilir. Özellikle ayın 28'i ile 30'u arasını değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.